Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatma Nacera. Bugün size çok ilginç bir konu anlatacağım ki bu konuda çok iddialıyım. Bugün sizi uzak doğu Japonya'ya götürüyorum arkadaşlar. 2 Eylül 1945'te Amerika'ya Japonya teslim olmuştur 2. Dünya Savaşı'nda. Lakin savaşmaya devam eden, savaşı bırakmayan Hiro Onoda yaklaşık 30 yıl savaşmaya devam edecektir Filipinler Lubang Adası'nda. Kimdir bu Hiro Onoda? Kendisi 19 Mart 1922 yılında doğmuştur Japonya'da. Bir samuray ailesinden geldiği düşünülüyor. 28 Şubat 1945'te Lubang Filipinler Adası'na gönderiliyor. Nakano Okulu'nda bir subay olarak eğitim almıştır. Bu göreve gittiğinde de bir teğmendir kendisi arkadaşlar. Komutanı emir veriyor. Asla teslim olmayacaksınız ve intihar etmeyeceksiniz diye. Amerika yenildikten sonra Japonya'nın haberini yayıyor arkadaşlar, uçaklarla ormana broşürler atmaya devam ediyor. Teslim olmaları için Japon askerlerin. Lakin ona da arkadaşlar bunu asla inanmıyor. Bunun bir aldatmacı olduğunu düşünüyor. Bunun üzerine mücadeleye devam ediyorlar. 1950 yılında Filipinler polisine teslim oluyor arkadaşlarından Akatsu. Daha sonra 1954 yılında diğer kalan arkadaşlarıyla beraber tekrar bir mücadele oluyor ve o Filipinler polisine karşı ve maalesef orada arkadaşı vefat ediyor Onoda'nın. Bunun üzerine Japonya'da hala Filipinler Adası'nda bir Japonların olduğu haberi yayılıyor. Ve bir komisyon kuruluyor Japon askerlerini bulmak için. Lakin başarısız oluyorlar. Hiçbir askere ulaşamıyorlar. Hatta 1969 yılında Onoda'nın ailesi temsili bir mezar bile yapmıştır. 1972 yılında ise Onoda ve arkadaşları Filipinler polisine karşı tekrar bir saldırı düzenliyorlar ve bu saldırıda yine başarısız oluyorlar. Japonya'da kamuoyunda bu haber tekrar duyuluyor ve maceracı Suzuki Onoda'yı bulmaya karar veriyor ve Lubang Adası'na, Filipinler'e gidiyor. Ormanda aramaya devam ederken üniforması yırtılmış bir Japon askeriyle karşılaşıyor. Ve Hiro Onoda'dır bu karşılaştığı kişi. Ona savaşın bittiğini, artık savaşı bırakmasını söylüyor ve Japonya'ya geri dönmesi gerektiğini söylüyor. Hiro Onoda ise resmi bir emir verilmedikçe komutanından asla savaşı bırakmayacağını belirtiyor. Bunun üzerine Suzuki Japon hükümetine haber veriyor. Daha sonra teğmen olan Onoda'nın artık komutanı kitapçılık yapmaya başlamıştır Japonya'da. Getiriyorlar ve savaşı bırakması için emrini veriyor. Ve savaşı orada bırakıyor Hiro Onoda ve bıraktığında bir samuray kılıcı, bir tüfek ve birkaç mühimmat vardı. Bu mühimmat arasıyla köylere saldırdığı için oradan elde ettiği materyallerden yapmıştır. Teslim olduğunda bir sorunla karşılaşıyorlar. Çünkü artık savaş suçlusudur Onoda. Yaklaşık 100 kişi yaralamış, 30 kişinin de ölümünden sorumlu olmuştur. Lakin Filipinler başkanı Onoda'yı affediyor. Japonya'da bir kahraman olarak dönüyor. Kamuoyunda daha çok olumlu karşılaşıyor. Lakin onu bir savaş suçlusu olarak da gören, bir katil olarak görenler de var. Ama genelde intiba onun bir kahraman olduğu yönündedir. 1974 yılında Japonya'ya dönüyor. No Surrender diye otobiyografisini yazıyor arkadaşlar. Ailelere ise bir tavsiyede bulunuyor. Çocuklarınızın kirlenmesine, toprakla oynamasına izin verin. Hatta yağmurda bile diyor. Özellikle titiz ve temiz olması için özendirdiğimiz çocuklar çok güçsüz olmakta, zayıf karakterde olmakta diye ifadeli bulunuyor. Çok şükür biz de çocukluğumuzda toprakta oynadık. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Japon ve Japonya denince aklınıza ne geliyor? Lütfen aşağıya yorumlara yazın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bu bilgileri arkadaşlar İngilizce yazılardan çevirdim. Türkçe hakkında bir şey bulmak çok zor. Hatta ben hiç bulamadım sanırım. İngilizce haberlerden çevirdim. Dilerseniz o haberleri de paylaşabilirim ama isterseniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.